Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok lezzetli bir makarna tarifi paylaşmak istedim. Eminim makarna severler çok beğenecek ve her zaman yapmak isteyecek. En az ayda iki defa yapacağınız tariflerden bir tanesi olacak. Bunun sizlere garantisini veriyorum. Çünkü gerçekten de çok lezzetli. Aslında daha önceden paylaşmam gerekiyordu ama kısmet bugüneymiş. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Ben bir paket makarna kullanacağım. Ortalama tarifim 4, 5 veya 6 kişiliktir. Öncelikle bir tencereye yarım su bardağı sıvı yağ aldım. 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçasını güzelce kavurduktan sonra şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Salçalar güzelce kavrulduktan sonra 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, biraz karabiber ilavesi yaptım ve güzelce karıştırıyorum. Tuz kullanmayacağım çünkü salçalar ev yapımı olduğu için tuz oranları çok yüksekti. Kendi zevkinize göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Baharatlarını da ilave ettikten sonra şimdi bir paket makarna ilavesi yapıyorum. Ortalama 2-3 dakika boyunca sürekli karıştırarak makarnaları kavuracağım. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Makarnayı sürekli karıştırarak ortalama 2-3 dakika boyunca güzelce kavurduktan sonra şimdi üzerine kaynar su ilavesi yaptım. Su miktarını göz kararı çok kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Makarna ve su miktarı aynı boyda olması gerekiyor. Yıllardan beri yaptığım için hiçbir sorun olmayacaktır bu şekilde ayarlarsanız. Hatta yarım parmak fazla da olabilir. Hiç sorun olmayacaktır. Tencere kaynadıktan sonra ocağın altını kıstım. Şu anda ocağın en büyük gözünde ve en kısık ateşte ortalama 12-13 dakika boyunca makarnalar kaynayacak. Onlar kaynarken de ben de sunum için yeşil soğan doğruyorum. İsterseniz maydanoz kullanabilirsiniz. Tercihi tamamen size bırakıyorum ama gerçekten de yeşillik çok güzel yakışıyor. İstediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz. Makarna ortalama 12-13 dakika boyunca haşlandı. Görmüş olduğunuz gibi suyunu tam çekmiş. Eğer suyunu yeteri kadar çekmediyse kapağını açıp biraz kaynatabilirsiniz. Şimdi bir borcamı aldım. Herhangi bir uygun fırın kabını alabilirsiniz ve üzerine bir paket krema ilavesi yaptım. 1 yemek kaşığı dolusu da tereyağı ilavesi yaptım ve her ikisini de 2 kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada şu anda fırını açtım. Fırın 200 derecede birazcık ısınıyor. Fırın lezzetini iki katına çıkartacaktır. Bu nedenle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yani mutlaka fırınla yapın. Yani tencerenin içerisinde bu işlemlere devam edebilirsiniz ama fırın gerçekten de çok güzel yakışıyor. O yüzden mutlaka fırına vermenizi tavsiye ediyorum. Üzerine ince ince doğramış olduğum kaşar ilavesi yaptım. Daha fazla kaşar kullanmış olsaydım fırından çıkarttığım zaman görsellik olarak tabii ki de daha güzel dururdu ama gerek yok buna. Zaten tereyağını bol miktarda kullandık. İçinde krema var. O yüzden çok fazla kaşar kullanmıyorum. Veya rendeleyebilirsiniz. Tercihi tamamen size bırakıyorum ama bir miktar kaşar kesinlikle çok güzel yakışıyor. ...200 derecelik fırında ortalama 15-20 dakika boyunca kaldı. Yani kaşarlar tamamen bu şekilde nar gibi kızarana kadar. Hemen fırından çıkarttım. Üstüne doğramış olduğum yeşilliği ilave ediyorum. Artık servise uygundur.
Hem çok güzel bir rengi oldu hem de çok lezzetli oldu. Zaten lezzetsiz olması imkansız. İçinde tereyağı var, krema var. Krema kesinlikle kesilmiyor bu şekilde yaparsanız. Yani ikinciye ısıtmaya ben uygun görmüyorum. Hemen sıcak servis etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de muhteşem bir lezzet. Garantisini veriyorum. Ayda en az 2 defa yapmak isteyeceksiniz. Evinizde ne malzeme varsa çeşitlerini, içindeki çeşitlerini artırabilirsiniz. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Güvenle deneyebilirsiniz. Herkes evinde kolaylıkla yapabilecektir. Bir tarifim daha sonuna geldik böylelikle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.